Efendim bir kez daha günaydınlar diyelim. Ekranlarını yeni açanlar için söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Ahu Tuba diyeceğiz biz şimdi. Çünkü bu işin takipçisi biziz. Bu işi bizim yapımcımız Bilal Özbiri'ye çok yakından takip ediyor. Kızı Angelik'le birebir iletişimde. Yeni gelişmeler var. 15 gündür defnedilemedi Ahu Tuba. Gelişmelerin detaylarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sonrasında gazeteci Nurettin Bey bize bağlanacak. Asıl detayları o verecek. Hadi önce izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat eden ünlü sanatçının naaşı tam 15 gündür defnedilemedi. Prosedürler engel oldu. Ahu Tuba'nın kızı Angelik yaşananlara isyan etti. Morg'da bekletilen cenaze ne zaman defnedilecek? Amerikalı yetkililer neden zorluk çıkarıyor? Ahu Tuba'nın ruhu ne zaman huzur bulacak? Yeşilçam efsanesi Türk sinemasının cesur güzeli Ahu Tuba, solunum yetmezliği nedeniyle 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri kız Angelik'te yaşayan Tuğba'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sabah uyandım. Uyuyor zannediyorum anneciğimi. Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde. Hani kapı sesine uyanan bir kızcağız. Aradan geçen 15 güne rağmen Ahu Tuba'nın naaşı bir türlü Türkiye'ye getirilemedi. Önce maddi sorunlar, yapımcımız Bilal Özbilge'nin girişimleri ve milletvekilimiz Osman Gökçe'nin desteğiyle çözüldü. Uçakla Miami'den İstanbul'a getirilmesi beklenen Ahu Tuba'nın cenazesi bu kez yasal engellere takıldı. Amerikalı yetkililer otopsi yapılmadan cenaze için nakil işlemi başlatmayacaklarını bildirdi. Angelik isyan bayrağını çekti. Yüzüne iblis olduğunu söyledim. Yapımcımız Bilal Özbilge'ye konuşan Angelik, bizdeki adli tıbbın karşılığı bir birimden rapor sonuçlarını almak için mücadele ettiklerini söyledi. Yetkili ofisteki baş müfettişin ne otopsi ne de rapor için çalışma başlatmadığını, tam 15 gündür keyfi bir uygulamaya maruz kaldıklarını ileri sürdü. Türkiye'den annesi Ahu Tuba'nın tüm sağlık geçmişini, uygulanan tedaviyi, kullanılan ilaçları belgelediklerini, bunlara rağmen rapor vermekte direnen baş müfettişin inadını kırmak ve süreci hızlandırmak için daha yüksek birimlerle iletişime geçtiğini bildirdi. Evet, Angelik'in bir tek söylemezsem olmaz özel açıklamaları var. Onun haricinde şimdi telefon hattımızda magazin gazetecisi Nurettin Soydan bizi bekliyor. Efendim günaydınlar, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Buyurunuz Nurettin Bey, nasıl detaylandıracaksınız? Sizden alalım haberleri. Ya tabii, Ahu Tuba'nın ölümünün üzerinden 16 gün geçti yaklaşık. Amerika'da süreç tabii buradaki gibi hızlı ilerlemedi maalesef. Türkiye'de bu tür otopsi işlemleri bir yere iki gün sürüyor ama orada yabancı olmanız. Bir de tabii kızının orada yalnız olması, yanında başlangıçta birileri vardı ama bu süreç biraz uzamasına neden oldu. Onun otopsi talebini ne yazık ki öncelikle o polis departmanı ilgili birim dikkate almamış. Angelik bunun yapıldığını sanıyormuş fakat 3-4 gün önce bunun olmadığını öğrenince polis müfettişiyle görüşüyor, imza atacak kişiyle. Yine olumsuz bir yaklaşım alıyor. Daha sonra Hilal Hanım, bir arkadaşı Amerika'dan sağ olsun devreye giriyor. Orada bölge senatörüyle görüşmeler sürdürüyorlar. Tekrar bu kez otopsiye alınıyor. Dün kendilerle konuştum. Otopsi işlemi yapılmış. Pazartesi, salı ilgili raporlar çıkacak. İmza çıktıktan sonra Türk Konsolosluğu'na Resul Bey'e gönderecekler. O da tabii cenaze süreci olduğu için yine bu çıkan raporlar, evraklarla birlikte Ahu Tuba'nın naaşının transferi için Türkiye'ye gönderilmesi için ilgili işlemleri tamamlanacak. Yani çarşamba akşamı bir ihtimal, büyük ihtimalle bildirecekler. Türkiye'ye bindirirlerse zaten perşembe günü, öğlen gibi burada olur. Yani hafta sonu perşembe olmasa bile cuma günü büyük bir ihtimalle Kültür Bakanlığı, Sinema İşleri Genel Müdürü Birol Güven'le de temas halindeyiz. Onunla ilgili önce bir anma programı, sonra da defin işleminin yapılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her şey uçağa bindik, telefonun gelmesine bağlı şu an. Peki ne kadar süreç Nurettin yani ne kadar bir süreç daha gerekiyor bunun için? Şöyle yani konuştukları şu an 3-4 gün. Yani bugün pazartesi,
Pazartesi, bugün de katarsak Amerika henüz pazartesiye uyanmadı. Saat farkından dolayı. Dolayısıyla 2-3 gün içinde bu süreç tamamlanırsa Perşembe günü Türkiye'de olmasını bekliyoruz. Cuma'da büyük ihtimalle defin işlemleri, cenaze alma programı yapılacak. Bunu da zaten bakanlık açıklayacak. Kamuoyunu bilgilendireceğiz bu konuda. Bir sıkıntı yok. Nurettin, cenazeyi ilaçlamışlardır ama değil mi? Yani bu kadar süre beklemez. Nasıl ki peki? Cenaze yani. Yani Bilal, hatırlar mısın? Yani böyle Karagümrük çetesinin karıştığı böyle bir büyük bir aşk skandalı patlamıştı. Evet. Yani Sibelcan'ın eski sevgilisi desem herhalde anlardım. Evet, evet. Yani o da şeyde Uzak Doğu'da bir trafik kazasında eski manken arkadaş hayatını kaybetmişti. Amerika üzerinden Türkiye'ye getirdiler. Yaklaşık bir ay buldu gelmesi. Bir ay buldu, doğru söylüyorsun. Bir ay. Yani Allah korusun yani insan korkuyor yurt dışında o zaman ölmeye. Yani bir şey olsa hepimiz seyahat ediyoruz. Gözlerimizi yumsak. Şöyle bir hanımefendi. Şair hep der ya gurbette ölmek zordur diye. Evet. İşte yani gurbette ölmek gerçekten zordur. Yani yapabilirsiniz daha da zordur. Yani önünüze ünlü, şöhretli oyuncu yazsa bile ne yazık ki o ülkenin profesörleri sizin oradaki yalnızlığınız ya da daha sonradan dahil olan insanların katkısını esirgememek lazım. Gerçekten hepsine teşekkür ediyoruz ama sonuçta tabii ki bu tür işlemler iş ilaçlanmadan olmaz. Özel bir tabutta geleceği kuşkusuz. Yani bu onların talebi değil, zaten tıbbi ve sağlık açısından gönderildiği, bindirildiği uçak açısından da mutlaka gerekli ilaçlamalar yapılıyor ama tabii 15-16 gün geçmiş ister istemez deformasyon yaşanır yani. Ki Covid döneminde de hatırlarsınız Amerika'nın ne kadar sınıfta kaldığını sağlık konusunda. Evet. Biliyorsunuz Allah kimseyi yurt dışında düşürmesin, hastanelere de ölüm sebebiyle de görüyorsunuz başımıza gelenleri. Şimdi şaibeli ölüm denmişti ama sonra bu açıklandı değil mi Nurettin abicim? Sonra denildi ki ölüm sebebiyle alakalı bazı şaibeler söyleniyordu ama sonra bu açıklandı. Tamamen Amerika'daki prosedürler gereği mi naaşı getirilemiyor? Şimdi bakın şöyle diyelim. Aslında otopsiyi isteyen kızı Angelik, bakın aile bireyi istiyor. Hı-hı. İstiyor ki geride herhangi bir kuşku soru işareti kalmasın. Evet. Dolayısıyla da yani onun talebi üzerine otopsi yapıldı. Hı-hı. Ölüm sebebi çıkan rapor yarın yani Türkiye Amerika şeyiyle pazartesi salı çıktığında detay açıklanır ama kendisi ileri derecede KOAH hastasıydı ve belli ilaçlar kullanıyordu. Belli desteklerle yaşamını sürdürüyordu ve çok ağır bir kaza geçirmişti biliyorsunuz birkaç ay önce. Evet. Ondan sonra zaten toparlayamadı kendisini. Ondan sonra yoğun bakımda kaldı ama evet yani sonra tekrar. Karahan Çantay'dı değil mi demin söylediğin? Karahan Çantay'dı. Karahan Çantay, evet. Doğru diyorsun. Bir ay gelmişti herhalde. Böyle Ağdoğan süreci. Ağdoğan da bu hafta sonra getirilirse 20 günü bulacak. Evet, Karahan Çantay'da Tayland'da vefat etmişti motosiklet kazasında. Oradan getirdiler. Onun da getirilişi çok uzun sürmüştü. Evet. Peki Nurettin abi, bu anma töreniyle ilgili bir bilgi verir misin bize? Anma töreni, çünkü sevenleri de merak ediyor. Konuyla ilgili nasıl bir, nerede bir program düşünülüyor? Tabii cenazenin uçağa binmesiyle ancak anma ve naaşın toprağa verilmesi belli olacak. Bunu da Sayın Birol Güven'le kamuoyuna belki Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklayabilir. Düşünülen şu, tarih hariç. Yani dediğim gibi bu muhtemelen Perşembe Cuma günü olabilir. Eğer bu planladığımız şeyde bir aksilik çıkmazsa bürokratik işlemlerde. Ya AKM'e veya Atlas Sineması'nda yani sanatçı dostları, birlikte çalıştığı sinema emekçileri vesaire katıldığı bir anma töreni yapılacak. Sonra da Levent'te yeni açılan Barbaros Hayrettin Camii'de, ki ulaşımı çok kolaydır. Çok büyük bir camidir. Aydemir Akbaş'ın cenazesinin son kaldırıldığı yer. Oradan toprağa verecek muhtemelen Zincirlikuyu mezarlığında. Peki
Nurettin Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz detaylar için. Sizden bu bilgileri almaya da devam edeceğiz. Siz yakinen aileyle, Angelik'le de zaten iletişim halindesiniz. Sizin nezdinizde de Hilal Hanım'a teşekkür ediyorum. Çünkü büyük yardımlar oldu sevgili Angelik'e, toparladı etrafı. Sağ olsunlar. Peki sağ çok teşekkürler. Sevgiler Nurettin. Görüşürüz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biliyorsunuz ki 27 gün önce sayın seyirciler sevgili Ahu Tuğba'yı kaybettik. Ve naaşı İstanbul'a geldi ve bir cenaze töreni, bir anma töreni gerçekleşti. Sevgili Pınar Eliç'e, yine yapımcımız Bilal Özbilge oradaydı. Yani ben anlatmayacağım, bir izleyelim çünkü gerçekten kelimelerle anlatamayacağımız evet. çok değişik olaylarla yani gözlemledik daha doğrusu. Anlatacağız. Önce bir izleyelim istersen. Peki terimizi. Efendim, bir izleyelim detayları. Daha sonrasında hep birlikte konuşalım. Evet. Ahu Tuğba'nın naaşı 27 gün sonra toprağa verildi. Böyle vefasızlık görülmedi. Şartlanacağız ya Allah katında. Ben sinema evveldi emekten, saygıdan bir şey demiyorum. Tuğba'nın kızı Angelik'in yakınından bir an olsun ayrılmayan Serpil Çakmaklı hangi ünlü isimlere sitem etti? Yeşilçam'ın vefasızlığını bilirim ama bir kez daha bu yüzünü, acı yüzünü maalesef bizlere gösterdi. Cenazede bir araya gelen Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin neden tepki çekti? Meriç Erkan, Ahu Tuğba'nın kızı Angelik'ten neden helallik istedi? Sen kızı olarak razı mısın? Kötü bir niyet yok. Ya saçmalıyorsun. KOAH hastası olan Ahu Tuğba'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Sabah uyandım. Uyuyor zannediyorum anneciğimi. Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıtı yok, benim annem normalde hani kapı sesine uyanan bir kızcağız. Kızı Angelik'le birlikte yaşayan Tuğba'nın tek vasiyeti memleketinde gömülmekti. Ünlü sanatçının naaşının uzun süre Türkiye'ye getirilememesi ölümü kadar trajik oldu. Magazin gazetecileri Burhan Aktağ ve Nurettin Soydan'ın çabaları, yapımcımız Bilal Özbilgi'nin girişimleri ve milletvekilimiz Osman Gökçek'in devreye girmesiyle devletimiz olaya el attı. Ahu Tuğba'nın naaşı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki prosedür engelinin aşılmasıyla çok sevdiği vatanına getirildi. Geçtiğimiz cuma günü Tuğba için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Törende hazır bulunan Angelik'in tek dileği annesinin bir an önce toprağa verilmesiydi. Artık Tuğba'sını emelim. Şartlanacağız ya Allah katında. Bitsin şu anma töreni. Ben sinemaya verdi emekten, saygıdan bir şey demiyorum. Törende bulunan sayılı sanatçılardan biri olan Nuri Alço, yakın arkadaşı olan Tuğba ile son görüşmesini paylaştı. Bir an evvel buradan alıp götürüp toprağına güzel yatacak yerine yatırmayı Allah nasip etsin. Artık bundan sonra da geride kalan dostlarına, arkadaşlarına sabırlar versin diliyorum. Çünkü kimsesi olmayan, arkasında dua edecek kimsesi olmayan, anne, baba, eş, hiç kimsesi olmayan bir insan yalnız başına kaderine terk edildi. Görüştük, eviyle problemler vardı, kiracısı çıkmıştı. Onun için aradı, evini tadilat yaptırıyorduk. Allah nasip etmedi, o günlere kadar bekledik. İnşallah bir an önce toprağa veririz kendisine. Anma töreni Ahu Tuğba için hazırlanan bir kliple başladı. Ünlü sanatçının naaşı alkışlar eşliğinde uğurlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi kılınacak namaz için Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Serpil Çakmaklı, Banu Alkan ve Hülya Avşar'a sitem etti. Angelik'le beraber el ele aşağı inerken gördüğümüz manzara beni fazlasıyla çok üzdü ve incitti. Çünkü Yeşilçam'a yıllarını vermiş, emek vermiş bir oyuncunun her ne kadar gecikme yaşansa bile prosedürlerden ötürü böyle bir anma törenini hak etmedi. Yeşilçam'ın vefasızlığını bilirim ama bir kez daha bu yüzünü, acı yüzünü maalesef bizlere gösterdi. Hayatta olanlar var. Ben öncelikle Banu Alkan'ı gözlerim çok aradı. Çünkü o yıllardan kalan kaç tane oyuncu kaldık.
Hülyavuşları da görmeyi çok arzu ederim. Cenaze törenine gelen Yeşilçam'ın Bayan Bacak lakaplı oyuncusu Serpil Görümcer'in de hedefinde sanat camiası vardı. Bu camia maalesef yaramaz bir camia. Söylüyorum, lan kördür. Bu da herkes biliyor, hepimiz biliyoruz bunu. Böyle mi olmalıyız? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni sanatçılar daha birbirine bağlı. Vallahi daha çok birbirine bağlı. Ayıp ya, ayıptır bu. Niye yani bu cenaze kardeşim? Ne yapıp yapın gelin yani. İki elim kan da olsa yine gelir. Böyle ben yani düzeltemezsiniz. Yıllardan beri böyle bu. Camiye gelen isimler arasında Yaşar Alttekin de vardı. Ahu Tuğba ile bir filmi olan Alttekin Sıra Bize Geliyor diyerek şaşırttı. Çok iyi bir insandı, doğru bir insandı, erkek gibi bir insandı. Yani onu tanıyan bilen biliyor zaten. Ama ölmesi ayrı bir üzdü bizi, geç gelmesi ayrı bir üzdü bizi. Her geçen zaman artık biz yaştaki insanlar, biz de yaştaki insanlar ensemizde hissetmeye başladı onu. Yani ben 62 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle bir şey yüz yüze gelmiyordum, kabul etmiyordum birçok insan gibi ama şimdi yakındaki insanlar ölmeye başladı mı artık sıra bize geliyor. Cenaze törenine gelenler arasında Ahu Tuğba'nın televizyon programındaki partneri Meriç Erkan da vardı. Kariyerini bırakıp müzevi bir hayatı tercih eden iki ünlü ismin cami avlusunda kucaklaşması çok konuşuldu. Ya özlemişsin Yaşar abi. Hep böyle selamın geliyor. Birbirlerini görünce heyecanlanan ikilinin cenazede gülerek kucaklaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada çok konuşulduğunu öğrenen Erkan, Angelik'ten helallik istedi. Bir anda olabilir, bak, insan bak, boş kullanabilir, sarılabilir. Angelik'te sen kız olarak razı mısın? Kötü bir niyet yok. Ya saçmalıyorsun, geldiğin için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Ona sarılmışsın. Senden Allah razı olsun. Senin din kardeşin. Ahbabın aynı piyasada. Görmüşsün, sevinmişsin. O anı unutabilirsin. Allah razı olsun. Biz burada annem için buradayız. Tabii ki. Şimdi örgütüne de katıldık. Ayıp böyle şeyler. Ahu Tuğba'nın cenazesinde en tepki çeken olay ise eski gazeteci Olcay Ünal Sert'in şoke eden açıklaması oldu. Yıllar önce Ahu Tuğba ile röportaj yapan Sert, ünlü sanatçının kocamı Bülent Ersoy ile bastım dediğini anlatarak ağızları açık bıraktı. Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti. Ya bunun da en iyi röportaj ödülü kazandım. Ben bayağı bir itiraflarda bulundum. Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildim onu bilemiyorum. Yani o da annesi vefat ettiğinde. İşte bu görüntülerin ardından Ahu Tuğba'nın cenaze namazı bir avuç seveni ve yakın tarafından kılındı. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazın ardından omuzlar alınan Tuğba'nın tabutu Zincirli Kuyu'daki aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Bu ne yahu? Bu nasıl bir cenaze anma töreniidir? Yani alt üstte eğer bir mikrofon uzatılıyorsa mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Türk sinemasına çok emekler verdi. Yattığı yerler nurlar olsun. Ya demek zor mu? Niye herkes bir şov peşinde? Pınar oradaydın. Evet. Biraz şimdi, sen de detayları anlatır mısın? Evet evet. Şimdi maalesef ki insanların gerçek yüzleri cenazelerde çıkıyor diyeyim. Yani hani nerede işte Ahu Tuğba ilk öldüğü gün işte o A'dan Z'ye herkes paylaşımlar yaptı. İşte öyle özelsin, böyle güzelsin, şöylesin, böylesin diyen insanlar neredeydi? Şimdi herkes bir prim kasma peşinde. Ben artık ne cenazelerimize ne ölülerimize saygı kalmadığını düşünüyorum. Ben orada gördüklerim karşısında güleyim mi, ağlayayım mı, şok mu yaşayayım? Yani nasıl bir tiyatro sahnesi? Ya TikTokçular gelmiş mesela. Yani cenaze programı yapan TikTokçular var ya. Cenaze dolaşıyorlar. Yani ne hale geldik? Akıl tutulması yaşadığım bir görüntüler de oradakiler. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ya bu kadar zor muydu ya? Gencecik bir kızın tek başına onca yaşta bir kızın annesinin cenazesini
buraya getirebilmek için ne savaşlar verdi bu kız, değil mi? O anma töreninde en azından o kızın hatırına, o kız için annesinin ne kadar çok sevildiğini göstermek adına orayı doldurup taşırmaları gerekirdi. Bilhassa bunu sinema camiası yapması evet. gerekirdi diye düşünüyorum. Bir hemen canlı telefon evet. bağlantısı yapacağım. Nurettin Bey telefon attığımızda tüm süreci bizimle birlikte takip etti ve detaylandırdı. Bir kez daha günaydınlar. Sevgili Nurettin Soy'dan hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Hoş geldin Nurettin. Nurettin Bey, biz sizde anlatır mısınız? Bütün süreci yakinen takip ettiniz. 27 günlük bir süreç, bir anma töreni, bir cenaze töreni gerçekleşti. Ancak bu törende sizin de gözünüzde şahit olduğunuz olaylar normal mi? Normal değil, şöyle düşünün. Bir insan ölür, cenazesi ertesi gün defnedilir. Bazı insanlar haber ve iletişimden dolayı bilgisi haberi olmayabilirler. Vicdanen onları hani o niye yoktu, bu yoktu diyemezsiniz. Ama bir isim düşünün, Ahutuba. Tam 27 gün, 28 gün boyunca tüm medyanın gündeminde, tüm sosyal medyanın gündeminde. Yani Avustralya'daki de duydu, Çin'deki de duydu. Dünyanın her yerindeki insan aslında bu iletişim içine girer. Türk Ulusal Televizyonları yazılı basını da dahil bunun içinde. Yani birilerinin bundan haberinde olmaması mümkün değil. Dolayısıyla haberim yoktu mazereti bence kesinlikle koca bir yalan olur cenazeye gelmeyenler için. Sağlık problemleri hariç, hasta olanlar hariç. Açıkçası biz tabii elimizde defter, kağıt, kim geldi o geldi, not tutma peşinde değildik. Biz sadece süreci yönetmek için oradaydık. Öncelikle cenazenin İstanbul'a inmesiyle beraber defin işlemleri, hazırlıkları başladı. Ertesi gün salon hazırlıkları başladı. Kültür Bakanlığı'nın atlası tahsis etmesiyle beraber diğer ayrıntılar gözden geçirdik. Sabah 8'den itibaren de 9'dan itibaren de salonda bekledik insanları. Ve onun öncesinden de birebir Ahu'yla, sevgili rahmetli Ahu Tuğba'yla aynı dönem. Hani Bilal bilir, sizin yaşınız genç ama bu kadar kısmen hatırlar. Yani genç yıldızları vardı. Dört Yonca, Oya Aydoğan, Banu Alkan, Serpil Çakmak ve Ahu Tuğba. Oya Aydoğan rahmetli oldu. Geriye kaldı. Ahu Tuğba da oldu. Geriye iki isim kaldı. Ben Banu Alkan'la bizzat konuştum. Serpil Çakmaklı ile bizzat konuştum. Yani Filistan Vakfı'nda sevgili Kıvanç Terzioğlu'yla aramadığımızda kimse kalmadı. Onun dışında zaten diğer gazeteci arkadaşlarım ulaşıyordu insanlara. Geleceğini söyleyenler de oldu, gelmedi. Dediğim gibi ben o saatten sonra çetele tutamam ama zaten sevgili Pınar da az önce söyledi. İstiklal'e adım atar atmaz Serpil'in ilk tepkisi, daha sen atlasın önünde bir böyle kitlesel bir buluşma olmadığı için anladı içeride neler olacağını ve medya önünde sitem etti, Cavide de etti. Sonuna kadar da haklı. Onlar belki 90'lı 2000'li yılların kuşağına yeni eserler bırakmadılar ama sonuçta televizyonlarda her yerde onların yaptığı filmler oynamaya devam ediyor. Yani herkes bakıyor. Tabi burada soru şu. Şimdi biz aslında bir şey daha da belirteyim. Yani Soder ve Çaso'da da bizzat çağrı ve davetimizi yaptık katılımın yapılması için. Bu konuda da katılanlar oldu bireysel olarak ama tabii şöyle bir mazeret söyleyenler de var. Adana Altın Koza Film Festivali'nde denk geldi, şu geldi, bu geldi. Ya bütün sanat camiasının özellikle Yeşilçam'da oyuncuları hepsi Altın Koza'da değildi. Bir bölümü belki rahatsız, belki tatillerindeydi, belki hasta yatağındaydı. Bildiğimiz bilmediğimiz insanlar da var elbet. Onları bunun dışında tutuyorum. Ama görülen şu, toplumda ne yazık ki vicdanlar giderek körelmeye başlıyor. Yani 5000 kişi sosyal medyada bir mesajın altına, paylaşımın altına mesaj yazıp 1000 kişi camiye ya da herhangi bir yere gelemiyorsa burada sorun var demektir. Yani aslında gerçekle sanal arasında sıkışmış durumdayız. Gerçek Atlas Sineması ve Teşvik Camisi. Sanal olansa
ceplerimizle dokunduğumuz, like'ladığımız, yorum yazdığımız, Allah rahmet eylesin dediğimiz, ah çok üzüldüm dediğimiz şey işte, ya da dualar yolladığımız bir sanal dünya var. Aslında insanlar o sanal dünyanın peşinden ne yazık ki sürükleniyor. Sahte duygular. Evet, sahte duygular. Sahte. Sanat dünyası da ya çok severdim, şöyleydi, böyleydi filan diyorlar ya. Aslında ben eskiden 2000'de, hatta bu 2000'li yıllara kadar böyle çok yazılarım, söylemlerim de vardı. Zaten içinde yaşayanlar da bunu dile getirir. Maske takarlar. Yani bir gerçek yüzleri vardır, bir de maskeli yüzleri vardır. Bu ikili ilişkilerde de böyledir. Yani medya önünde birbirine inanmaz şeyler söylerler. Bir yerde karşılaştığında aa canım cicim falan derler. Ama anlıyorum ki o maskelerin üstüne başka yeni yeni maskeler binmiş. Mesela şimdi hiçbir şeyin tartışılmayacağı, hiçbir kavganın dile getirilmeyeceği, gündeme getirilmeyeceği tek yer vardır. Hastane, hapishane ve cami. Yani final yolculuğu. Yani siz eğer eski defterlerden kalan artık ne varsa oraya eksi artı olarak işaretlerini şeye dayanarak o kişiyi, o dostunuzu, o arkadaşınızı, hatta hiç tanımasanız da aslında sektörün bir yaşayanı, çalışanın son yolculuğuna gönderemiyorsanız, önce o kurumuş vicdanlara biraz su serpmeleri lazım ki bundan sonrakiler için hiç değilse camiler dolsun, taşsın ya da vefasızlık olmasın. Vefa Fatih'te bir semt adı, ben biliyorum. Ama gönüllerdeki vefayı bulmak için herhalde böyle iğneyle kuyu kazar gibi o vicdanlı insanları aramak gerekiyor. Topyekun burada tüm medya dünyasını elbette suçlamıyorum. Gelme çabasını gösterenler oradaydı. Herkes zaten oradaydı. Herkes gördü orada. Evet. Ama şov için gelenler vardı. Vardı. Yazık. Onu soracağım Nurettin Bey. Şov için gelenler, vefasızlık bir kenara, oraya gelip de değişik değişik açıklama yapan insanlar vardı. Onlardan bir tanesi de aslında sizin meslektaşınız, gazeteci Olcay Ünal Sert'in açıklamasına ne diyorsunuz? Ya Olcay'a geleceğim. Olcay'dan önce camide ben namazı kıldıracak olan hocayı biliyorum. Bütün cenazelerdeki şeyi işte İBB'nin tahsis ettiği imam. İnanılmaz da güzel sanatçıları, yazarları, her kim varsa yolculuyor yani dini bütün şeylere sadık kalarak. Baktım biri sarıklı dolaşıyor. Dedim ki herhalde hocalar farklı birileri gidiyor ya da hocalar ikilendi. Herkes etrafında ya da o herkesle ilgi. Dedim cami hocaysa bu, bizim hocaysa bu kadar da insanlara içli dışlı olmaz mesela. Tanıdığı herkesi sarıldı falan, ya bana doğru geldi. Şimdi tabii benim aklım düşüncem bu organizasyonla ilgili, camiye gelenler ve yapılacaklarla ilgili olduğu için merhaba dedim ama bir an dönemedim. Baktım yanındaki çocuğa, öp Nurettin amcanın oğlunun işte elini deyince bir çocuk eğildi. Bir daha dikkatli baktım, Meriç. Meriç'le biz Flash TV'de beraber programlar yaptık. O özellikle Autobay'la çok meşhur olduğu, kariyerine kariyer kattığı dönemlerden sonra. Şimdi Meriç bile tamam görevini yapmaya geldin, dostundu, ekran arkadaşındı ama yani bütün medya üstünde abartılı sevinçler, buluşmalar, Yaşar Alptekin'le, sonra bunlar paylaşıma çıkınca bütün camiyi akşama kadar terk etmedi. 8 saat camide kalan tek kişi vardır, Meriç Erkan'dır. Duasını yapmıştır, Allah kabul etsin. Yani o gün orasını PR alanı yapmasını açıkçası ben yadırgadım. Sonra bir baktım bu akşam yemeği, taziye ve dua yemeği okundu, dağıtılırken Meriç yine orada. Angelik geldi, sizin de az önce yayınladığınız videonun bir bölümünde diyorum. Konuşuyorlar. Tabii Angelik aslında inanılmaz dürüst. Yani her söylenene tabii ki zaten ruh hali şu an çok garip onun. Çünkü annesinin öldüğünü aslında cumartesi akşamı fark etti. Dolayısıyla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kameralar çalışıyor ama bu arada yine.
İşte öyle değildi, böyle değildi. Video milyonlarca kişiye paylaşıldı. Ben diyorum Allah'ım, yani Ronaldo bir video mu attı da milyonlarca kişiye paylaşıldı? Ne oldu falan? Biz Yaşar'la böyle şey yaptık. O yüzden lütfen yanlış anlama. O da diyor ki ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Ne anlatıyorsunuz diyor bana. Böyle böyle oldu diyor. Tamam gelmişsin diyor. Arkadaşını bulmuşum. Bunda garip bir şey yok diyor. Yani tüm saf duygularıyla söylüyor bunu Meriç'e. Oradan hala malzeme medya yakmaya devam ediyor. Bu arada kameralar da çalışıyor, kayıtlı. En son girdim, dedim ki bak Meriç, senin bu aileye bir özür borcu var. Önce uğurladım Zahut Uğba'ya, sonra onun şahsından şey. Abi özür dilemem gerekiyorsun. Hayır dedim, özür dilemelisin zaten. Ben hocaya sordum. Sevincimi abartılı bulmadı. Tamam da yani şimdi siz benim konuşmamı abartılı buluyor musunuz? Hayır. Yani size sorma, hayır size sormam mı lazım? Çünkü konuşurken kendi kendimi kontrol ediyorum. Tabii. Bir yayındayım, bir canlı yayındayım. Ne yapmam gerektiğini bilmem lazım, değil mi? Bir cenazeysem Yaşar'ı kucaklayıp şöyle bir çevireceksem bunu Teşvikiye Caddesi üstünde yaparım. Yani o cami platformu cenaze töreni şeyinden, alandan çıkarak dedim ki bak kamusal bir alanda böyle bir şey yapıyorsun, bunu yapmaya hakkın yoktu, yanlış bir davranıştı. Hiç değilse en azından özür dilemen lazım. Zar zor özür diledi ama ne oldu peki? Medyacı sevgili arkadaşlarımız reyting uğruna özür dileme bölümünü değil yine istediklerini aldılar, onlara da yazıklar olsun diyorum bir gazeteci olarak sevgili Bilal. Evet. Evet yani gazeteciler tabii ki haberi değerlendirmeyi öne alıyorlar. Nereden daha çok tıklanacaksa onu gözetiyor gazeteci. Gazetecilere bir şey diyemeyiz de Meriç'in yaptığı çok yanlıştı. Yok diyelim Bilal, çok çirkin. diyemeye bugün. Hayır Bilal, diyemeye bugünlere geldik. Ya, ben aradım o haberi yapan muhabiri de başındaki arkadaşıma, dedim ki bak başında reyting varsa sonunda da reyting vardı. Özür diliyor kadından. Bakın o videoyu, orayı niye kesiyorsun kardeşim? Özür dilediğini verdi ama şeyler verdi, sayfalar verdi. Abi senin izlediğinde... Sayfalar verdi, videolar vermedi. Bir de kelime oyunu yapıyorlar. Yok beni ikna edemezler o konuda. Anladım. Yani burada hatalı olan Meriç Erkan. İnsanları burada insanların şaşırmasına, yanılmasına sebep oldu o davranışıyla. Evet, kucaklamaya... gazeteci orada görevini yapıyor. Ona katılıyorum. Bir şey demem ona. Evet. O malzemeyi vermeyecek. Şimdi diyelim diğer bölümü. Olcay... Ünal Sert. Şöyle söyleyeyim. Bilal de bilir. 28 gün ta toprağa verdiğimiz ana akşam yemeği bitene kadar ben Havut Uğba'yla ilgili bir tek paylaşım yapmadım. Benim de sosyal medya hesabım var. İnternet sitemde magazinci.com'da yapılan haberler hariç tutuyorum. Şahsen kendim Havut Uğba'yla ilgili bir paylaşım yapmadım. Bunu insanlar yadırgayabilirdi ama bunu yapmaya ne zamanım vardı ne de tüm bildiklerimi herkesten önce kamuoyuna paylaşma hakkım vardı. Evet. Ben eğer bu işin içine tüm gazeteci arkadaşlarım adına girdiysem önce onun vicdani sorumluluğunu yerine getirmeliydim. Sonuna kadar biz görevimizi yapmaya çalıştık. Anca ta cumartesi akşamı 8'de Atlas ve camiden birkaç kare paylaştık. Şimdi tabii Avtuba öldükten saatler sonra haberi duyuran kadar ben de konuştum, önce konuştum, sonra konuştum, en önce ben konuştum, hayır şu oldu bu oldu diye bir garip yarış başladı. Sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler, bazı sanatçılar diyeyim, oyuncular, ya bir yarış başladı da ama sorsanız Nurettin Bey, bana bir toparlar mısınız son sözlerinizde? Olur tabii ki. Teşekkürler. Yani şöyle, Olcay'da konuşurken ben de dinledim röportajını. Ahu'yla ilgili, rahmetli Ahu'yla ilgili konuşurken ne hikmetse yeri değilken şöyle bir cümle kullanıyor. Zamanında röportajında Bülent Ersoy'u, kocasını Bülent Ersoy'la bastığını bana röportajda söylemişti diyor ve yana çekilip gidiyor. Oh medyanın istediği benzer var. Akşama bakıyorsunuz. Bülent Ersoy, Ahu Tuğba. Ya kadın daha toprağa değmedi. Kadının ruhu daha huzura ermedi. Zaten Bülent Ersoy yoktu. Bu röportaj kaç yıllık bir açıklama. Yeri mi zamanı mı?
Vallahi herkes şaşırmış diyeyim, sözü size bırakayım. Evet. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Nurettin Bey, ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi şunu görüşmek söyleyeceğim üzere, arkadaşlar. Bizim ülkemizde cenazeye katılma kuralları diye bir el kitabı çıkarılması lazım. Yani gerçekten insanlar bu kitapçıkları alıp önce okuyup sonra cenazelere katılsınlar. Yani bir öğrensinler. Yani fazla dejenere olduk ya. Ben bunu birebir şahit olarak gözlemleyerek bunu söylüyorum. Onu fark ettim. Bir de yani şimdi orada Meriç'le Yaşar'ın yaptığı şey neydi biliyor musun? Orada tam cenaze namazı kılınacak. He. Herkes saf tutmuş. Tam o arada cenaze namazı kılınma esnasında bir kahkaha, bir hure. Yani bir de siz bu işi çok iyi bilenlersiniz değil mi? Yani işte sarıkla geliyorsun, ne bileyim beş vakit namaz diyorsun, Allah diyorsun, evet, peygamber diyorsun. Yani sen kalkıp da böyle bir cenaze namazında orada, yani orası bir çocuk alan parkı değil. Yani 5 yaşında çocuklar bunu yapmaz. Yani koca arkadaşlar, koca adamlar sarıyla cüppesiyle orayı mı beklediniz? Madem yaşanan bir alanda coşkuyla bunu yapamazsın. Evet. Üstüne kahkahalar atıyorlar. Sonra da istiyorlar ki bu konuşulmasın. Bir de üstüne orada acılı olan kıza gidiyor, diyor ki kızın neyden haberi olsun orada? Annesini kaybetmiş. İşte Instagram'da biz çok konuşulduk da hakkını helal et. Sizle mi uğraşacak kız, annesini kaybetmiş orada zaten. İnanılır kız dediğini ne yaptığını bilmiyor orada. Yaptıklarına bak. Minicik eteklerle, askılılarla cenazeye gidiyorlar. Gidiyorlar. Abdest almadan namaza duruyorlar ya. Aynen. Ne vefasından bahsediyorsunuz, ne cenazeye, ne değerinden bahsediyorsunuz. Ben Allah orada, ben ya, orada birebir şahidim. Kendini göstermeye gelmiş 3-5 kişi dışında. Aynen, yapımcımız Bilal Özbilge'nin dışında abdest alıp namaza duranı da görmedim. Bak onu da net söylüyorum. Meriç yani. Erkan'ın yaptığı, tabii ki Meriç Erkan reytingin ne olduğunu yıllarca televizyon programı yaptığı için çok iyi bilen bir insan. Nasıl dikkat çekeceğini biliyor. Orada şov yaptı. Olmaz. Ve şov yaptı. Şovunun da bu şekilde yankı bulacağını biliyordu. Tabii ki gazeteci arkadaşlar, Nurettin bunu kabul etmiyor ama orada bir haber var. O haberi görmek zorundalar. Yoksa yani mesleklerini yapmamış olurlar. Cenazenin ortasında bu şekilde bir şov gerçekleşmesi haberdir. Ve dolayısıyla her yerde konu oldu Meriç. Ben cenazeyi sosyal Nurettin'in şu söylediğine çok katılıyorum. Biz Ahutuba'yı sosyal medyada toprağa verdik zaten. Ne yazık ki cenaze bir ayda gelince insanlar Ahutuba'nın vefatını tükettiler. Haber olarak tükettiler, paylaşım olarak tükettiler, yorum olarak tükettiler. 28 gün boyunca Ahutuba tam unutulmak üzereydi, Ahutuba'nın vefatı, ki cenaze geldi. Cenazede az insan olmasının bir nedeni de bu. Sosyal medyada maalesef hayatımıza çöken sosyal medyada Ahutuba'yı toprağa vermiştik. Ama fiziki yani olarak da, evet, fiziki olarak da bu gerçekleşti. Benim dikkatimi çeken Angelique'in şu söylemi oldu. Ben bunu yeni duydum Angelique'den. Kızım ben ölürsen demiş, ölürsem demiş Ahutuba, beni Türkiye'ye göm, beni burada bırakma. Ve Angelique'in bir üzüntüsü vardı, bir kederi vardı. Yapımcımız Bilal Özbilge'nin de dikkatini çekmişti. Onunla konuşurken de bayağı bir kendini sanki sorumlu tutarak konuşuyormuş vefattan Angelique. Angelique'in o söylemi şöyle, bir televizyon kanalında duydum bunu Angelique'den. Bana yavrum ben öleceğim galiba dedi. Ben de anne ne biçim konuşuyorsun, hastaneye gidelim. Solüsyon makinesi yetmiyor sana, hastaneye gidelim dedim. Döndü bana ve ben iyiyim dedi. Sonra uyudu. Uyuyor sanıyordum. Bu uyuyor sanıyordum uykusunda kalmasına müsaade etmesi Angelique'de vicdan azabı olmuş. Angelique bundan dolayı kendisini sorumlu tutuyor benim anladığım kadarıyla. Saatler sonra 8 saat, 10 saat belki de, 12 saat belki de sonra annesini kontrol edince öldüğünü fark etmiş. Zannederim bundan dolayı kendisini sorumlu tutuyor ama senin bir kabahatin olamaz ki Angelique yani. Sen hastaneye gidelim demişsin, hayır uyuyacağım demiş annen ve uyumuş, sonrasını tabii ki Allah biliyor. Peki Bilal Beyciğim, lafınızı balla keseceğim. Şimdi hasta olan bir anneniz varsa, evet, değil mi? Evet. Onun belli bir rutin ilaç saati yok mudur? Hani ilaçlarını vermek için. Evet. Bence Angelique şöyle bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorum. Onun vicdanını çekiyor olabilir. Çünkü annesinin hep uyuduğunu zannederek çok geç zamanda fark etmiş. Yani geç bayağı bir zaman geçmiş. Yani bir 6-7 saat, belki 8 saat. Yani evet. Bence
Angelik orada biraz rahat davranmış gibi geliyor. Tabii Ecer de gelmiş, her şeyde bahane. Yani kızı da burada suçlamak istemiyorum ama orada Angelik'in kendini suçlamasındaki en büyük nedenlerden birisi annesinin çok geç odasına girip çok geç müdahale yani etmesi. Yani bir ihmali olduğunu düşünüyor. Düşünüyor. Bir ihmali şey, olduğunu evet. düşünüyor bu ölümde. Evet. Yani evet. Onun ama tedirginliği çünkü var. Çünkü ilaçları vardı, belki vermesi gerekiyordu. Vermiş çünkü, mi? Daha önce bizim vermiş. Yapımcımız Bilal Özbilge'ye de diyor ki orada, abicim vallahi diyor yani ben bir şey yapmadım diyor. Ben hani ne yapacağımı bilmiyorum şu anda diyor. Bir tedirgin. Yani bir insan niye ben bir şey yapmadığım kelimesini kullanır? İşte o 8-10 saatlik o süreçte annesini uykuda rahatsız etmek de istememiş olabilir. Kendi işleri vardı o sırada, evin içinde ya da dışarıda, onlarla ilgilendi. Yani. Annesi de uyuyor düşüncesiyle. Hastaneye de gitmek istemiyorum deyince, ben uyuyacağım deyince. Evet. Ondan dolayı kendisini çok annesine düşkün bir kız çocuğu. O yüzden de ölümü konusunda kendisini suçlu hissedebilir. Acaba ben mi hani biraz daha ihmal mi ettim, ilgilensem acaba annemi kurtarabilir miydim diye, bence oradaki bütün kendi vicdani olarak suçluluğu olabilir. Annesine çok düşkün bir kız çocuğu olmasındandır. Ben size şimdi başka bir şey soracağım. Şimdi cenaze namazına geri dönelim. Didem sen de söyledin, mini etekli askılı kıyafetlerle, ya gerçekten çok enteresan bir cenazeden bahsediyoruz. Biz normal insanların cenaze namazlarını hepsini böyle gözümün önüne götürüyorum. Gayet normal. Bu ünlü olduğu için mi? Kameralar orada olduğu için mi biz böyle bir cenaze namazı görüyoruz? Mesela kadınların cenaze namazında saf tutması erkeklerle birlikte, bu doğru bir şey mi? Bir de mini etekli askılı kıyafetlerle. Doğru değil, doğru değil tabii ki. Çünkü oradaki namaza duran birçok erkekleri de rahatsız etti bu konu. Şimdi düşünsene, sen burada namaza duruyorsun. Karşında askılı mini etekli. Yani akıl tutulması yaşıyorum. Mantık dışı. O yüzden diyorum herkesin bir el kitabı vermemiz lazım. Bu tür yerlere katıldığı ya zaman ne giyileceği, ne edileceği. Bak şu yani. An normal biz sanatçılar mesela çok daha olaya hakim olarak daha, yani normalde bizden beklenir değil mi? Böyle açık saçlar, frapan giyimler. Yani bir insan kalkıp da, bir de bu normal insanlar. Ya bir de ben şeyi anlamadım. Kendini göstermeye gitmezsin. Orası öyle bir yer değil zaten. Bazı son insanlar uğurlarken son görevini yerine getirmek için gidersin. Saçınla, makyajınla, kirpiğinle, ilgilenmezsin. Dekoltenle gidilmez yani. Ama 10 yaşında çocuk biliyor ya. Oraya gelen bazı insanlar vardı. Oranın basının geleceğini biliyorlardı. Ve orada basının önüne geçmek için veya orada kendine prim kasmak için birbirlerinin önüne geçen insanlar gördüm ben. Yani gerçekten insan evet. Mesela Angelik'e mikrofonlar gidiyor. O yarıp yarıp Angelik'in yanında, ya Allah'ım ya. Kolla bantuz gibi yapışanlar. Yapışanlar ya, lütfen yapmayın ya. Bu kadar yani ölülerimize saygımız olsun. Yani gerçi artık her şeyin içi boşaltıldığını da görmek çok üzücü bir şey. Gerçekten. Kaç kişi vardı cenazede ortalama Pınar? Ya tabii ki kalabalık kişi değildi. Yok canım. Yemekte ama 500'den yemekte fazla varmış. İşte oraya söyleyecektim. Al sana riyakarlık. Riyakarlığın tabii ki de dibi. Şimdi sen kalkıp bak şeyi çok takdir ettim. Rahmi Özkan'ı. Rahmi Özkan, avukat Rahmi Özkan'ı çok takdir ettim. Tek adam daha yeni başında açıklama yapan da o. Kendisi tabii ki de. Çünkü bir de çok yakın bir zamanda kalp krizi geçirdi biliyorsun. Kalp ameliyatı olmasına rağmen. Hani diyoruz ya, sağlıksız insanlar gelmedi. Sağlıklılar neredeydi o zaman? Yani ama bir de sosyal medyaya baktığın zaman canım ahum, öyle ahum diyordunuz. Neredesiniz kardeşim, neredesiniz yani? Şimdi tabii ki bu şu bir gerçek ki artık bu sosyal medyayla mertlik bozuldu. Bu sosyal medyayla iyice artık her sevgiler, şey şova dönüştürüldü. Şov oldu. Evet. Yani şovunu sen sahnede yap. Şovunu sen çıktığın ne bileyim tiyatronda yap, sinemanda yap veya ekranın varsa ekranında yap, ama orası şov yeri mi ya? Orası bile artık şov yeri orası mı oldu ya? Düşünün yuh yani. Diyorum. Kameralara yazıklar biraz daha olsun fazla diyorum gözükmek için. Yazıklar orada olsun. Orada bir cenaze namazımız nerede? Kılındığı yerde bile kadınlar ben gözükeyim diye ne demek erkeklerle saf tutmak ya? Hiç aynen mi usul erkan bilmiyorsunuz? İşte yok. Öğretelim buradan yani. Ya peygamberimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş.
Saf tutarken önde erkekler, arkada erkek çocuklar. Evet, arkaya çekilirsin. Kadınlar. Evet. Yani o incecik askılı kıyafetlerinizle, o mini eteklerinizle. Adamlar abdest almış orada, namaza duracak şapşıp öpmeler nedir? Mesela. Yani, biz ne izledik? Biz nasıl bir cenaze töreniydi bu? Neler gördük yani o görüntülerde? Biz ne izliyoruz arkadaşlar? Bizim izlediğimiz şey artık insanlığımızın yozlaştığı, insanlığın içi boşa. Artık ben insan göremiyorum. İnsanlar nereye gitti Bilal Beyciğim? Nerede bu insanlık? Nerede bu insanlar? Alt üst oldu değerlerimiz maalesef. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hep bir laf vardır, vay gidene diye. Hayır, vay kalanlara. Onu vay da kalanlara. İzlemiş olduk. Evet. Onu da bize çok güzel izlettiler gerçekten.